Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda simetri dönüşümü ile ilgili test olan 11. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. A eksi 5'e 2 noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriyi y eşittir x'e göre simetriyi olsaydı ne olacaktı? 2'ye eksi 5 olacaktı ama eksi x'e göre dediğine göre işaret değişimi de olacak yani eksi 2'ye 5 olacak burası. Bu B noktasıymış. B noktasında y eşittir 2'ye göre simetriği. Bunun da y eşittir 2'ye göre simetriğinde ne yapıyorduk? Şunun iki katından absini, ordinatını çıkartıyorduk. O zaman y eşittir 2'ye göre simetriği derken aps kalacak. Yani buradaki C noktası diyelim buna. Aps eksi 2 virgül. Şunun iki katı yani 2 çarpı 2 eksi ordinat 5 şeklinde oluyordu. Ya da analitik düzlem çizerek de bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman C noktası ne yaptı? Eksi 2'ye 4 eksi 5'ten eksi 1 noktası oldu. Cevabımız böylelikle D şıkkı oldu. Birinci soru D oldu. İkinci soruya gelelim. A eksi 2'ye 2 iki noktasının y eksenine göre simetriği B. Arkadaşım y eksenine göre simetriğinde x'i değişiyordu. O zaman B noktası ne oldu? 2'ye 2 iki noktası oldu. Aynı A noktasının y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. C'ymiş. C noktası da noktaları yer değiştirdiğimizde 2'ye eksi 2 noktası yaptı. Şimdi CB uzunluğu nedir diye soruluyor bize. O zaman kare içinde x'ler farkı yani 2 eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı eksi 2 eksi 2'nin karesi yapar. O zaman bu da 0 artı e, 4'ün karesi de 16 yaptı. Yani kök 16. Bu da kaça eşit oluyor? 4'e eşit oluyor. O zaman ikinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik 3. soruya. Dik koordinat düzleminde x artı 4 eşittir y olan denklemi bu olan Doğrunun x eksenine göre simetriğini denklemi. Arkadaşlar x eksenine göre simetriğinde ne oluyordu? x virgül y'nin x eksenine göre x'e göre simetriğinde y'si işaret değiştiriyordu. x virgül eksi y oluyordu. Burada da aynısı olacak. y yerine eksi y ye yazacaksınız arkadaşlar. x artı 4 eşittir eksi y oldu. Yani buradan ne geliyor? Bunu bu tarafa 4 de bu tarafa atarsak x artı y eşittir eksi 4 şeklinde bulunur cevap. Yani 3. soru Edremit oldu. Bu doğrunun eksenlere göre simetriğinden bahsettiğimiz zaman ne yapıyorsunuz? nokta simetriyindeki gibi düşünüp hamle yapabilirsiniz haberiniz olsun. Geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde K, M virgül N noktasının Y eşittir. X'e göre simetriği, X eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetriği aynıdır. Arkadaşım öncelikle şunu bir düşünelim. K, M virgül N'nin Y eşittir X'e göre simetriği ne oluyor? Hocam N virgül M oluyor. K, M virgül N'nin de X eşittir eksi 1'e göre simetriğinden oluyordu. Bunun iki katından X'i çıkartıyorduk. Yani Eksi 2 eksi m virgül n. Yani bu şeyi de aynı kalıyordu. ordinat da. O zaman buradan ne geldi? Şu geldi. Ne bulduk? N ile şu birbirine eşit olmalı. N eşittir. Eksi 2 eksi m yaptı. Buradan ne geldi? N artı m'yi eksi 2 bulduk. Bir de şunlar da birbirine eşit olmalı. Şu ve şu. M ile de n birbirine eşit olmalı. O zaman iki denklemi çözelim. N yerine m yazarsak 2m eşittir. Eksi 2'den Gerçi bizden şey isteniyormuş ya e, M artı N toplamı isteniyormuş. Biz direkt bulduk ki zaten toplam hiç bunu da yazmamıza gerek yok. M artı N direkt neye eşit oldu arkadaşlar. Eksi 2'ye eşit oldu. Şuradaki ilklerin böyle eşitliğini düşündüğümüz zaman direkt toplam geldi. Yani cevap cihan oldu. Geldik 5'e. A eksi M virgül N noktasının koordinatları arasında bu bağıntı varmış. Buna göre A noktasının bu y eşittir eksi x doğrusu değil mi? Y eşittir eksi x'e göre simetriği nedir diye soruluyor. Ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. Hangi bölgededir diye soruluyor. Noktalar yer değiştiriyordu. Y eşittir x'e göre. Noktaları normal yer değiştirirsen n'ye eksi m olur. Ama y eşittir eksi x'e göre dediği için eş, işaret değişimi de olacak. Eksi n'ye m olacak. Peki şimdi ben eksi n'ye artı m noktası. Yani eksi n'ye m noktasını araştıracağım. Şuraya bakacak olursam m bölü n büyüktür sıfırmış. Peki, yani bu ne demek? Her ikisi de pozitif ya da her ikisi de negatif olacak. Toplamları da negatifse, o zaman her ikisi de ne olmak zorunda arkadaşlar? Eksi olmak zorunda. O zaman bunun işareti eksi ise eksi eksi'nin çarpımı ne yapar? Artıya. Bunun da işareti zaten eksi, eksi yaptı. Artıya eksi nerede? Şu bölgede oluyor, yani dördüncü bölgede oluyor. Cevap böyle, denizli yaptı arkadaşım. Geldik altıncı soruya. A noktası bu doğrusunun x artı y eşit sıfır doğrusuna göre simetriği üzerinde bulunuyor. Hmm. Bir daha okuyayım. Hmm dedik ama. A 2'ye m noktası 3x eksi 2 y artı 5 eşit sıfır doğrusunun bu doğruya göre. Bu doğru aslında y eşittir eksi x, x doğrusu değil mi? Evet. Bu doğrunun bu doğruya göre simetriği üzerindeymiş buradaki nokta. Arkadaşım şimdi sen normalde x virgül y'ye y eşittir eksi x'e göre simetriğini alsan ne oluyor? Noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. Yani senin x yerine eksi y, y yerine de ne yazman gerekiyor? Eksi x yazman gerekiyor. O zaman buradaki 3x eksi 2y artı 5 eşit 0 doğrusunun y eşittir eksi x'e göre simetriğinde x yerine eksi y yazacaksın. 3 eksi 3y yaptı o zaman burası. Y yerine de eksi x yazacaksın. Y yerine de bak bunun yerine eksi y bunun yerine de eksi x yazacaksın. Burası da artı x mi 2x mi yaptı? Evet artı 2x bir de artı 5 eşit 0 yaptı. Şimdi buradaki noktada neredeymiş? 2 m noktası bu doğrunun üstündeymiş. E o zaman bu doğrunun üstündeyse denklemi sağlar. X yerine 2 y yerine de m yazacak olursam. Eksi 3 m artı 4 artı 5 eşit 0 olduğundan. Buradan 9 eşittir 3 m olduğundan m'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Yani cevap e dremit oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. A ve B gerçel sayıları için B eşittir mutlak değer 4A. Yani 4 mutlak değer A'ya eşitmiş. A virgül B'nin Y eşittir. Bu ilk eksi x doğrusuna göre simetriyi hem yer değiştirecek hem de işaret değiştirecek. Eksi B virgül A mı yaptı? Evet. Y eşittir. X doğrusuna göre simetriye de C noktasıymış. O da B virgül A mı yaptı? Aynen öyle. B ve C noktalarından geçen doğru neyim hangisi olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar B ve C'den geçen Y'ler farkı. Yani A eksi eksi A. Yani A artı A bölü. X'ler farkı eksi B, a, B eksi eksi A. Yani bu yaptı. O da ne yaptı? 2A bölü 2B yaptı. O da A bölü B'ye eşit oldu. E A bölü B'ye eşitse B de, B de mutlak değer 4A eşitti. 4 mutlak değer A'ya eşitti. Yani A bölü 4 mutlak değer A. Ya yani A büyük sıfırsa A bölü 4A olur. Cevap ne olur? 1 bölü 4 olur. Ya da A negatifse A bölü eksi 4A diye çıkar bu dışarıya. O da eksi 1 bölü 4 olur. Şıklarda hangisi var? C şıkkında var. Eksi 1 bölü 4. Yani cevap böylelikle C hal yaptı. Geldik 8'e. Y eşittir mx artı n doğrusu. Y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğinde. Arkadaşlar bak şimdi x virgül y'nin y eşittir eksi x'e göre simetriğinde ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyor bir de işaret değiştiriyor. Yani senin x yerine eksi y, ye, y yerine de eksi x yazman lazım. Doğru da, da aynı şey. Y yerine eksi x, x yerine de eksi y yazdığın zaman eksi x simetriğinin denklemi hangisidir diye soruluyor. Eksi x eşittir e, eksi m y artı n şeklinde oldu. Bunu arayacağız. Y'yi yalnız bırakacakmışız. Eksi o zaman biz bu x buraya y'yi de burada m eşittir. x artı ne oldu? y de buradan e, 1 bölü MX m x artı n bölü m yaptı. Evet cevap böylelikle e oldu 8. soruda. Geldik 9'a. A 4'e eksi 2 noktasının y eşittir x bölü 2 artı 3 bölü 2 doğrusuna göre simetri olan b noktasının lapsi nedir diye soruluyor. Basit bir şekilde şekli çizelim. Bir tane a noktası var elimde. Kaça? 4'e eksi 2 noktası. Ve bir doğru var elimde. Bu doğrumuzda y eşittir x artı 3 bölü 2. Sonra bu noktanın bu doğruya göre simetriği olan buradaki noktadan bahsediyor bize B noktası. İşte B noktası a virgül b diyelim. Bizden ne isteniyor? B noktasının apsisi isteniyor. Şunlar birbirine eşit olacak ve dik olacak. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. İki doğru dik kesiyor. Eğimler çarpı eksi 1. Bunun eğimi nedir? Y yalnızken x'in katsayısı yani 1 bölü 2. Çünkü 1 bölü 2 x ya 1 bölü 2. O zaman bunun eğimi ne olacak? M 2 dediğimizde eksi 2 olacak. Evet, eğim belli. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazıp şuradaki noktayı bulabiliriz. Ya da buradaki noktaya ben x virgül y diyecek olursam e, abs deniyor ya bu x'i ya da y'yi yalnız bıraksak ki y zaten yalnız burada. Buradaki nokta x virgül aslında y dediğimizde x artı 3 bölü 2. E hocam burada iki noktası belli bu. Y'ler farkı bölü x'ler farkı eğim eşit olmayacak mı? Evet. Yani x artı 3 bölü 2 eksi eksi 2 yani artı 2 yaptı burası. Çünkü y'ler farkı derken bu x artı 3 bölü 2 eksi eksi 2 artı 2 yaptı. Bölü x e farkı da x eksi 4 eşittir kaç olmalı? Eğime yani eksi 2'ye eşit olmalı. Şurası kaç yaptı? x artı 7 bölü 2 yaptı yukarısı değil mi? Evet aşağısı bölü x eksi 4'tü. x eksi 4 ile bunu çarparsam eksi 2 x artı 8 yapar burası. 2 ile bir daha çarp x artı 7 eşittir. Eksi 4 x artı 16 yapar. Buradan 5 x eşittir 9 yapar x de gelir arkadaşlar? 9 bölü 5 gelir. x'i 9 bölü 5 bulduk. Hocam x 9 bölü 5 ya. Sadece apsis lazım bana. Orta nokta koordinatından gidebiliriz. Normalde şu kadar 60 falan deyip oradan da gidebiliriz ama boş ver. Çünkü e, bu velül olduğu için boş verdim. A artı 4 bölü 2 9 bölü 2. A artı 4 bölü 2 eşittir. 9 bölü kaç yapacak arkadaşlar? 5 mi yapacak? Evet. Buradan işler işler yapalım. 5a artı 20 eşittir 18 yaptı. E buradan eksi 2 geldi. 5a, 5a eşittir eksi 2 ise a'yı da böylelikle eksi 2 bölü 5 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 10. soruya. Bu doğrunun bu noktaya göre simetriği. Arkadaşlar bu sefer bir doğru var elimde. 5x eksi 4y eksi 20 eşit 0 doğrusu ve bir nokta var. A noktası 4'e 2. Bunu bulurken bu doğrunun bu noktaya göre simetriği bu şekilde olacak. Yani şuradaki mesafe birbirine eşit olmak zorunda. Şimdiki farklı yolu var tabii ki bunun. Ya buradan rastgele bir nokta seçip simetriğini alıp burada olduğunu gösterip eğim belli nokta belli doğru denklemini yazacağız. Ya da şuradan bir tane paralel doğru daha çizeceğiz. Hocam bu doğru 5x eksi 4 y artı c eşit 0 şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buna paralel olduğu için. Hatta bu doğruda 5x eksi 4 y artı k eşit 0 şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. E peki Burada ben C'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. Çünkü niye? Bu nokta bu doğrunun üstünde koy yerine buradan 5 çarpı 4 eksi 4 çarpı 2 artı C eşit 0 olduğundan 20'den 8 çıktı 12 C'yi eksi 12 buluruz. C eksi 12 oldu. Hocam burası eksi 12 ise bak mesafeler eşit ya eksi 20'den eksi 12'ye 8 artmış. O zaman bir daha buradan buraya 8 artış varsa buradan da buraya 8 artış olacak. K dediğimiz o zaman ne olacak? Eksi 12 artı 8'den eksi 4'e eşit olacaktır. O zaman 5x eksi 4y artı eksi 4 yani ne yaptı cevap o zaman? Ceyhan yaptı. Bence en kolay çözüm yöntemi doğrunun noktaya göre de bu şekilde yapmak. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. 10. soru Ceyhan oldu. Geldik 11. soruya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijin olan eşkenar üçgenin simetri eksenlerinden biri y eşittir x doğrusudur. Hmm. Arkadaşım hemen şunu şöyle çizelim. Simetri ekseni dediğimiz nedir arkadaşlar? Katlama ekseni diye düşünebilirsiniz. Şimdi bir eşkenar üçgenin simetri ekseni nedir? Yani katladığınızda üst üste binecek kenarlar ya o da yüksekliktir. Ha demek ki bir yükseklik neredeymiş? Y eşittir x doğrusu üzerindeymiş. Arkadaşım şu y eşittir x doğrusu üzerindeymiş. Şu y eşittir x doğrusunu çizdik. Yükseklik bu şekilde olacak. Bak diyor ki bir de ne diyor bana? Şimdi bir köşesi orijin olan bir köşesi orijin olan bir üçgen çizeceğim. Eşken üçgen olacak ve yüksekliği bu olacak. Bizim o zaman üçgenimiz bak şöyle olabilir. Birincisi e, yükseklikli olacak ya bu. İkincisi şu şekilde olabilir artık hangisi olursa. Evet bu üçgen alanı 8 3 bölü 3 birim kare olduğuna göre orijinden geçmeyen kenarı taşıyan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Zaten üçgenin şöyle de olsa şu orijinden geçmeyen doğrunun denklemi ha şu ee, ya da Aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Ben buna göre yapayım şekli. Birinci bölgede falan demiyor değil mi? Yok birinci bölgede falan demiyor. Eğer buradan çıkmazsa o zaman üçgenimi böyle düşüneceğim. Haberiniz olsun. Çünkü aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Evet bu simetri ekseni yani bu yükseklik. Bu üçgenin alanı buymuş. Yani üçgenin alanı neydi? A kare kökü 3 bölü 4 eşittir 8 kök 3 bölü 3'müş. Hocam köküçler gitti mi gitti. A kareyi buradan ne buluruz? Bu doğrunun denklemi. A'yı bulmak lazım olacak mı bize? Bir kenarı bulunca çıkacak mı? Orijinden geçmeyen, kenarı taşıyan doğrunun denklemi. Şu doğrunun denklemi isteniyor. Hmm. Bu doğrunun denklemi. Bu doğrunun denklemi için neyi bulmam lazım? Hocam orijinden geç. Yok, şu doğrunun denklemini bulacağım. Bu doğrunun denklemi. Bak bu denklemle y x doğrusu ya. Bunun eğimi kaç? m1 1. O zaman bu doğru dik kestiği için M2'nin ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Eğim belli. Bir de burada bir nokta bulacağım. Bu nokta daha hangisini bulmak daha mantıklı? Tabii ki şurayı bulabilirim ben. Burayı bulmak için şey yapacağım. Bu üçgenin alanı bu vermiş ya. O zaman bir kenar sanki bana lazım olacak. Yüksekliği bulursam buradaki noktayı da bulurum çünkü ben. Yüksekliği bulalım bakalım. Ya önce bir A'yı bulalım. Buradan A kare neye eşit oldu? 8 kök 3 bölü 3 ya. Köküçler gitti. 4 kere 8 32 bölü 3'e eşit oldu. A kare. A da buradan kök 32 yani 4 kök ee, 4 kök 2 mi yapıyor? Evet 4 kök 2 bölü kök 3'e eşit oldu. A. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı. Şöyle çizeyim. Şurası 4 kök 2 bölü kök 3 ise hop çizilen yüksekliği bulmaya çalışacağım. Yarısı 2 kök 2 bölü kök 3'tür. O zaman bunun kaç katı arkadaşlar? Kök 3 katı. Kök 3 katı da burası 2 kök 2 mi yapacak? Evet. Yükseklik 2 kök 2. Burası 2 kök 2 uzunluğunda. Y eşittir x doğrusu olduğu için burada kaçı 45 derece. Buradaki noktayı bulmaya çalışacağım ben. Şöyle hapsine bakacak olursam eğer 2 kök ise burası da 2 burası da 2 oldu. Yani buradaki nokta 2 2 oldu. O zaman 2 2 noktasından geçen eğimi de eksi 1 olan doğru denklemi isteniyor. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Tam ÖSYM'nin sevdiği bir soru. Yani eksi 1 çarpı x eksi 2 eşittir y eksi 2. Çünkü m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde yazıyoruz. Eksi x artı 2 eşittir y eksi 2 olduğundan dolayı e, eksi x öbür tarafa atalım. 4 eşittir x artı y mi oldu? Evet. x artı y eşittir 4 oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru arkadaşlar. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum bu soruda. Çünkü ÖSYM gerçekten sorar. Se çünkü sevdiği tarz bu. 12'ye geldik. X ve Y gerçel sayı olmak üzere eşitlerini sağlayan X virgülü Y sıralı kelimenin dik koordinat düzleminde oluşturduğu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım analitik düzlemi çizecek miyiz? Çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim şöyle bir analitik düzlemi. E, bu y 1 ile kaç arasındaymış? 8 arasındaymış. Y eşittir 1 doğrusu bu. Y eşittir 8 doğrusu bu. Tamam. Evet y 8 burada. 1 de burada. Bunları çizdik. X artı y büyük eşit 0. Hocam bu aslında ne demek? Y büyük eşit x demek. Y büyük eşit eksi x demek. Y büyük eşit eksi x demek ne demek? Y, y eşittir eksi x'in grafiğini çizeceksin demek. Y eşittir eksi x'in grafiğini çizdik. Y eşittir eksi x'in grafiğini çizdik. Tamam şu doğruları da şöyle şey yapalım. A bunun alt tarafı mı üst tarafı mı? Şimdi bu y eşittir 1 ve y eşittir 8 çizdiğim zaman bu arasındaki bölge yaptığını anladık. Şimdi bir de x artı y yani y büyük eşittir işte x x yaptık ya. Şimdi y burada nerede arkadaşlar? Y burada büyük tarafta o zaman bunun üst tarafı olduğunu söylemiştik. E şimdilik neresi yaptı? Şu, şurası yaptı. Ya da şöyle yapabilirsiniz bunu anlayabilmek için. Hocam şuradan rastgele bir nokta seçelim. Mesela şuradan bir nokta seçtik. Eksi 1'e 0 noktasını seçtim. Koy burada yerine 0 burası. Eksi 1 koyarsak bunun yerine burası artı 1 yaptı. 0 artı 1'den büyük mü? Değil. O zaman buraya bakan bölgesi değil yukarı bakan bölgesi diyebiliriz. Ya da biz bunu nasıl söylüyorduk? Böyle y'yi yalnız bıraktığınızda büyük tarafındaysa o zaman büyük tarafında o zaman doğrunun üst tarafı. Kırmızı doğrular arası ve bu doğrunun üst tarafı şimdilik şurası yaptı. Bir de y büyük eşit x demiş. Y büyük eşit x de. Hop y eşit x'in grafiğini çizdik. Y yine büyük tarafta. O zaman üst tarafa. Yani bizden neresi isteniyor? İşte tam olarak burası isteniliyor arkadaşlar. Bizden bu dörtgenin alanı isteniyor. Bunu bulacağız. Gençler şu birinci açı ortay doğrusu 45 45. Hocam burası 90 ya burası da 45 yaptı. Burası da aynı şekilde 45. Burası da 45 yaptı. Bak dikkat et. Şurası 1 olduğundan burası da 1 burası da 1 oldu. E hocam burası da 45 yaptı. 90 olduğundan dolayı 45 45 90 üçgeninden dolayı. E dolayısıyla e, burası 8 ise burası da 8 yaptı. Hatta burası da 8 yaptı. E yamuğun alanından mı olabilirsiniz? Ya da üçgenin alanından şu üçgenin alanı çıkartabilirsiniz. Yamun alanından gidelim. Çünkü buradaki yükseklik de belli. Alt taban 16 üst taban 2. 16 artı 2 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de 7. Böyle 2 bizi sonuca ulaştıracaktır. 18 ile bu sadeleşti. 7 kere 9'da kaç yaptı? 63 yaptı. Yani cevabımız böylelikle akçay yaptı 12. soruda. Geldik buraya 0 y y eşittir 0 ve y eşittir 4 doğrularını düşüneceğiz değil mi arkadaşlar? Çünkü 0 y 0 ile 4 arasındaymış. Y 0 ile 4 arasında çizdim. Hocam bu y eşittir 4 doğrusu hangisi? Hocam y eşittir 4 doğrusu işte tam bu. Y eşittir 0 doğrusu da bu. İkisinin arası mı olacak arkadaşlar? Evet şimdilik şu ikisinin arası burası. Sonra x artı y büyük. Yani burada x yerine 0 yazsak y'si 6. Tabi buranın kaç olduğunu söyledik. 4. Y'si 6 yapacak. Y yerine 0 yazsak. X'i 6 mı yapıyor? Evet. 6'ya 6 noktasından geçecek. O zaman bizim grafiğimiz şöyle mi olacak? Aynen böyle. Şimdi burada 0 0 koyduğumuzda ya da y küçük tarafta o zaman doğrunun alt tarafı. Şimdilik şu mavi çizgiyle çizeyim istersen. Şu mavi çizgiyi Mavinin alt tarafı, kırmızıların arası şimdilik bölge olarak neresi yaptı? Şurası yaptı arkadaşlar. Bir de XRP'ye büyük eşit sıfır demiş. x büyük eşit sıfır demek ne demek arkadaşlar? Bu birinci bölge ve üçüncü bölge demek değil midir? Evet, birinci bölge ve üçüncü bölge. Arkadaşım, normalde bizden istenilen bölge şurası, kırmızıların arası bir şey. Ama birinci bölge ve üçüncü bölge, üçüncü bölgede maalesef bir değer yok. O zaman bizim iste, bizden istenilen kısım tam olarak burası değil mi? Evet. Şimdi burası dikkat edin arkadaşlar. Uzunlukları yazalım. Şurası da 6 ya. Şurası da 6 birim. 6'ya 6 olduğundan ikizkenar dik üçgen. Burası 45 45 90 üçgen çıktı. Şurası 2 birim oldu. Uzunlukları yazalım. 2 birim. Burası da 4 birim. 45 90 ise burası da 45 yaptı. Burası da 2 birim yaptı. Yama alanı belli. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt tabana üst taban yükseklikte 4. E o zaman e, bu 2 ile 4 sadeleşince 2 kaldı. 2 kere 8 de kaç yaptı? 16 yaptı. Cevap böylelikle edremit oldu arkadaşlar. 13. sorunun cevabı yani son soru. Böylelikle 11. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 12. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.